bazı şeylerin böyle sebep ve sonuç ilişkisiyle ilerleyeceğine inanıyoruz. Ama o sebep ve sonuç ilişkisinin arkasında bir itikat dairesi olduğunu unutuyoruz. Mesela İbrahim Aleyhisselam nereye atıldı? Ateşe atıldı. Mesela Yunus Aleyhisselam nereye atıldı? Balığın ağzına atıldı. Mesela Yusuf Aleyhisselam nereye atıldı? Kuyuya atıldı. Peki buralarda sebep sonuç ilişkisine biz baktığımız zaman birinin yenmesi, birinin yanması, birinin kuyudan çıkamaması gerekiyordu. Ama itikat dairesinde işler farklı işliyor. Bunların tamamı sebep sonuç ilişkisiyle olması mümkün olmayan şeyler. Ama biz finalde bakıyoruz, bunlar gerçekleşiyor. Nasıl gerçekleşiyor? İtikat dairesinde gerçekleşiyor. İşte bir insan ben yapamıyorum. Benim kalıbım müsait değil, benim şeklim müsait değil, benim ilmim yok, benim konuşmam iyi değil deyip Allah'a anlatmaktan vazgeçerse, sebepleri aradan kaldırmazsa zahir olmayacak yaradan. O yüzden itikat dairesindeki Allah'a iman etmek ve ona güvenmek lazım.